Şimdi siyasetteki bu karmaşa mı dersiniz, kriz mi dersiniz, her neyse, elbette gerçek gündemimiz, gerçekten o yaşamış olduğumuz felaket ve onun üzerine silen bir şey değil, götüren bir şey değil. Ama bir noktada liderlerin tabii böyle ne derler, planlarını ya da programlarını biraz değiştiren bir şeydi. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi bekleniyordu bu hafta sonu ama kendisi gidemedi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu deprem felaketinin o ana merkez üssü olan Kahramanmaraş'a gitti. Orada ziyaret etti depremzedeleri, onların varsa sorunları, istekleri, talepleri neyse bütün bunları dinledi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gitti, depremzedeleri ziyaret etti. Gidemiyor, ev nerede, berbat, kara yandı, çadırı yardımı yok. Lavaboya olsun, tuvalete olsun, banyoya olsun, aynen su için her şey yani zor durumdayız. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Afşin ilçelerine gitti. Selvi Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı eşlik etti. Nerede bir hukukluğum yok. Akıllıda birkaç hayvanımız var. Aynen öyle. Bunlar da açıktan kalacak başkanım. Şimdi mesela bunlara devlet fırlatması lazım. Deprem üzerinde bir ay geçti. Hani bir türlü bir yara düzelmiyor. Kaldıran enkazların bir türlüsü kalkmıyor. Geri milleti çıkmaza sokmanın anlamı ne ki? Çok zor bir şey. Onu ancak yaşayanlar bilir. Biz ne kadar söylesek boş. O kadar çok yakınlarını arayan, başta hemen yakınları tarafından hani gömülen, çünkü onlar daha kayıt altına falan alınmadı. Maalesef. Yani kendileri kurtardılar çok yerde ve kendileri toprağa verdi. Sizleri mağdur etmeyecek şekilde elimizden geleni yapacağız. Çadır kentleri ziyaret etti. Depremzedelerin sorunlarını dinledi, çocuklarla bir araya geldi. Bu nasıl çıkıyor? Allah bilir. Depremde 12 yakınını kaybeden Çöplü ailesine taziye ziyaretinde bulundu Selvi Kılıçdaroğlu. İyi koordine edilemedi insanlar yani. Yazık oldu. Çok kişi hayatta olabilirdi. Kaybımız çok, 12 çok elin edecek. Bizim tesellilerimiz yeter bize. İhtiyaç duyduğunuz bir eksiğiniz varsa sağ olsunlar. Hani elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışırız. Selvi Kılıçdaroğlu deprem nedeniyle çöken evde çıkan yangında 5 yakınını kaybeden Fevzi Karaca ve ailesine de başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Karaca ailesi yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Ben başkalarının yanıklarını tedavi ediyorum. Benimkiler yanmış kül olmuş. Ben onlardan 3 gün haber alamadım. Nurhak'ta depremzedeler taşınma ücretlerinden, nakliye şirketlerinden dert yandı. Evlerimiz yıkıldı. Nurhak'ın merkezi çile içinde. Kurlar mahallemiz kan içinde. Bir ev boşaltma 12-15 milyar. Evet, ha, buna el atılması lazım. Evet. Ben bir saat çalıştım manangoza, 2,5 milyar para verdim. Doğru tabii, fırsatçılar da var. Fırsatçı yapıyor. Bizleri yönetenler, yönettiğini zannedenler orada fırsatçılık yapmayacak ki, bizler de hep beraber sizin dertlerinizi hep birlikte nasıl çözeriz diye uğraşacağız. Asla sizleri yalnız bırakmayacağız. Yalnız bırakılmamak, oradaki o insanların aslında en büyük ihtiyacı bu. Dayanışmayı göstermek. Çünkü dayanışma yaşatan bir şey sevgili izleyiciler.